Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch GT 5 Pro akıllı saati inceleyeceğim. Huawei son birkaç yıldır özellikle çevre ürünleri ve aksesuarlar konusunda birçok ürün üretiyor ve bunlar da gerçekten de çok başarılı modeller arkadaşlar. Ve GT serisi biliyorsunuz uzun yıllardır da yine markanın radarında olan ve markanın üretim yaptığı bir kategori. Bu kategoride genelde Pro ve normal olmak üzere iki farklı sürüm oluyor. Ayrıca bir de kadınlar için biraz daha böyle şık, biraz daha ince modeller bulunuyor. GT 5 ailesinde de aslında bu durum değişmemiş durumda. GT 5'in bir normal sürümü var, bir de Pro sürümü var. Ayrıca kadınlar için olan bir sürümü var ve kadınlar için olan sürümün de Pro versiyonu var arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte inceleyeceğim ürün ise erkekler için tasarlanmış olan GT 5 Pro. Her zaman yaptığım gibi ben saati elime alıyorum ve fiziksel özelliklerle incelemeye başlıyorum. Öncelikle çok önemli bir değişiklik var arkadaşlar. GT 5 modellerinde artık dairesel bir çerçeve değil, sekizgen köşeli bir çerçeve tasarımına geçilmiş ve gerçekten de bence güzel olmuş. Ekran yine dairesel bir ekran ama çerçevemiz böyle kenarları böyle hafiften böyle çeşitli şekilde bulunan bir çerçeveye geçilmiş durumda. Sağ tarafı çevirdiğimizde taç şeklinde özel olarak tasarlanmış döndürülebilir bir butonumuz var. Bunu aynı zamanda bastırarak da kullanabiliyorsunuz. Alt kısımda yine ikinci bir düğmemiz var. Bu düğme yardımıyla arkadaşlar çeşitli egzersizleri bu düğmeden açıyorsunuz. Bu şekilde bir durum söz konusu. Arka tarafı çevirdiğimizde yenilenmiş bir sensör bölümü bizleri karşılıyor. Eskiden bir tane sensör vardı. Artık 3 tane sensör var arkadaşlar. Kayışlara baktığımızda ise takma çıkarma mekanizmaları böyle bir düğmeye basıyorsunuz. Kenarlarından hafiften bir gevşeklik oluyor ve çektiğiniz zaman da kayışları çıkartıyorsunuz. Kayışlar gövdeye, en azından bu model için onu söyleyebilirim, tam olarak oturuyor arkadaşlar. Ve farklı kayışlarla da yine bu saati kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı seçeneklerin olduğunu da söyleyeyim. Saatin kordonlarını klasik bir bağlantı yardımıyla tutturuyorsunuz. Bir tanesi üzerinde bulunuyor. Bir tanesi de hareketli ve üzerinde tırtıklı bir bölüm olan küçük bir parçamız var. Bu parçayla istediğimiz gibi ayarlayarak saatin kordonunu sabitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim akıllı saatin teknik özelliklerine. 1.43 inçlik AMOLED ekranımız var. Ekranımızın çözünürlüğü 466'ya 466. 326 ppi ekran yoğunluğumuz var. Safir cam kullanılmış bu üründe. Titanyum alaşım kasa ve çerçevemiz var. Nano kristal seramik arka kasamız var. Çift bantlı GPS, 100'den fazla egzersiz, 14 güne varan pil ömrü, kalp ritmi, kadınların özel günleri, EKG, stres, uyku, SpO2 ölçümü yapabiliyor akıllı saatimiz. Şimdi gelelim bu akıllı saatin kullanım deneyimine. Öncelikle kullanım için şunu söyleyebilirim. Hem iOS hem Android telefonlarla uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Ve hemen hemen birçok özelliği bu iki işletim sisteminde de çalışıyor. Burada bir sorun yok. Özellikle bunu neden söylüyorum? Bazen şu soru geliyor. Huawei akıllı saat alacağım, iPhone'da çalışır mı? Evet çalışır. Huawei akıllı saat alacağım, Xiaomi'de çalışır mı? Evet çalışır. Huawei akıllı saat alacağım, Samsung'da çalışır mı? Evet çalışır arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmadan hemen hemen birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Tabii ki çok detaya indiğimiz zaman bazı özellikler, mesela Huawei saatlerde daha iyi çalışan özellikleri var. Bunları ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Ama genel olarak bütün bu platformlarda ve işletim sistemlerinde bu akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Kullanım için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle cep telefonunuza Huawei sağlık uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Huawei sağlık uygulamasını indirdikten sonra gerekli yönergeleri takip ederek saatle telefonu eşleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede kullanmaya başlıyorsunuz. Kullanımda herhangi bir sorunu yok. Eşleştirmeyi yaptıktan sonra tüm özelliklerini kullanmaya başlıyorsunuz. GT 4 modeliyle ne gibi farklar var derseniz, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akıllı saat 40 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve deniz suyunda kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Tuzlu suda kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani 40 metreye kadar dalışlarda kullanabiliyorsunuz bu akıllı saati. Böyle bir farkının olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Harmony OS 5.0 işletim sistemi var. Önceki sürümlerde 5.0 yoktu. O 5.0'ın getirdiği bazı farklılıklar ve özellikler var. Onlardan da bahsedeceğim. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. GPS çift bantlı olmuş. Artık çok daha iyi bir şekilde çeken bir GPS'imiz var. Böyle ben denedim hatta, mesela bir ofisin penceresinden böyle hafif içeride tuttum. GPS çekmiyor. Böyle 30 santim, 40 santim hafiften dışarı uzattığım anda hemen çekmeye başladı ki yüksek bir binaların yanında bulunuyoruz biz. Çok iyi bir şekilde çalışıyor. GPS ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ve çift bantlı olması da çekim kalitesini çok daha yüksek oranda arttırmış durumda. Bu çift bantlı GPS %40 rota doğruluğu, %30 mesafe doğruluğu ve %20 hız doğruluğu sağlıyor GT 4 modeline göre. Aynı zamanda konum doğruluğunu da arttırıyor arkadaşlar.
Şimdi akıllı saat birçok şeyi ölçebiliyor dedim. Bu ölçtüğü şeyler arasında kan basıncınızı ölçebiliyor, EKG'yi ölçebiliyor ve bu EKG değerlerini başkalarına mesela bir doktora da gönderip olası bir sorunda, olası bir sağlık rahatsızlığında önden bilgi alabiliyorsunuz. Bu önemli özelliklerden bir tanesi. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor, SPO2 takibi yapabiliyor, kalori ölçebiliyor. Yani yediklerinize girersiniz tabii bunu yapabiliyor. Bu bence güzel bir özellik. Aynı zamanda su, mesela su içme ihtiyacınızı vesaire de girebiliyorsunuz sağlık uygulaması üzerinden. Bir sürü arayüzümüz var. Ekran arayüzleri var, saat arayüzleri var biliyorsunuz. Ücretli olanları da var, ücretsiz olanları da var. Bir sürü seçenek var. Hatta standart olarak gelen, hatta şurada kutunun üzerinde de görmüş olduğunuz aslında yaptığınız egzersizleri harita üzerinde gösterebiliyor. Bunu aynı zamanda bir saat arayüzü olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel, hoşuma gitti benim. Yaptığınız en son egzersizi harita olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca egzersizleri harita olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Egzersizi yaparken görüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Fakat bunu aktif etmek için sağlık uygulamasında saat bölümüne girip çevrim dışı haritaları yüklemeniz gerekiyor. Bu önemli bir detay. Bunu yapmayı unutmayın. Bu sayede egzersiz yaparken harita üzerinde görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ben zaman zaman denedim bunu. Haritadan böyle gittiğiniz yolu gösteriyor. Hatta geri dönüş fonksiyonu da var. Zaten daha önceki modellerde de vardı. Bu modelde de bulunuyor arkadaşlar. Gittiğiniz bir yolu mesela bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir yerde spor yapıyorsunuz. Tekrar geri geleceksiniz. Özellikle açık arazide, ormanda vesaire çok işinize yarayacak bir özellik bu. Sizi tekrar geri götürebiliyor. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Patika koşu takibi var. Patika koşu navigasyonu var. Golfle ilgili bazı özel modlar var arkadaşlar. İçinde özel golf modu var. Ayrıca dünya çapındaki 15 bin adet golf sahasının haritası yine akıllı saatte bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca Türkiye'den bazı haritalarda var. Yani golf oynuyorsanız eğer, golf yaparken de cihaz sizin egzersizlerinizi takip edebiliyor. Size bazı görüşlerde, bazı fikirlerde bulunabiliyor. Bu arada bu sporla ilgili, egzersizle ilgili böyle özel küçük küçük videolar da var. Size işte egzersiz yaptırıyor. İşte diyelim ki kollarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Onun için ayrı bir set var. Oraya girip ona bakıyorsunuz. Ne bileyim, sırtınızı güçlendireceksiniz. Duruşunuzu güçlendirmek istiyorsunuz. Duruş bozukluklarını gidermek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili bir sürü böyle egzersizler var. Size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. İşte 10 kere şöyle yapın diyor, 15 kere böyle yapın diyor. Bunun bir de Health Plus diye bir uygulaması var. Ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki egzersizlerin bazıları VIP dediğimiz o bölümde bulunuyor. Plus bölümünde bulunuyor. Onları ücretli olarak almanız gerekiyor ama ücretsiz olanlar için de bir sürü seçenek var. Orada kendinizle ilgili mesela kollarınızı mı güçlendirmek istiyorsunuz? Bununla ilgili egzersizler var. Onları yaparak işte halter kaldır, şunu kaldır, dumbbell'ı kaldır, indir, şu kadar yap, şöyle yap, dinlen vesaire diyebiliyor. Bayağı bir böyle personal training gibi, yani kişisel bir koç gibi size yardımcı olur, spor koçu gibi. Ben bu özelliğini de çok beğendim, bu akıllı saatin. Şimdi cihazda ve uygulamada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ben daha önce bunu Huawei Watch Fit 3 akıllı saatte de görmüştüm. Çok daha gelişmiş bir yapay zeka var ve bu yapay zeka sizinle ilgili önerilerde bulunuyor. İşte bugün 3 kere uyandın, uykuyla ilgili mesela önerilerde bulunabiliyor. Aman işte şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur. İşte çok geç yatma, şu kadar geç yattın. Hatta mesela gündüz uyudunuz onu da kaydediyor. Onlarla ilgili yorumlarda da bulunuyor. Gündüz uyumak iyi olmayabilir, gece uykunuzu etkiler diyor. Bu tarz böyle yapay zeka destekli önerilerde bulunabiliyor. İşte sizinle ilgili bazı uykuya dalacağınız zaman mesela müzik çalabiliyor. O müziklerle sizin uyumanızı, daha rahat uyumanızı sağlayabiliyor. Bu tarz böyle çok güzel özellikleri de bulunuyor. Bunlar da hem böyle yapay zekanın katkısını görme açısından güzel olmuş, hem de özellikle de sportif bir hayat yaşamak isteyenler için önemli katkılardan biri oluyor diye düşünüyorum. Sportif egzersizlerde yenilenen bisiklet ve koşu asistanı da bulunuyor arkadaşlar. Bunlar sizlere yardımcı oluyor. Koşarken şöyle koşun, böyle koşun, işte şu kadar kilometre koşun, bu kadar kilometre koşun falan gibi, az önce bunlardan birazcık bahsetmiştim. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. GT5 Pro'da arkadaşlar 46 mm'lik bir çerçeve boyutu söz konusu. Normal sürümü de alırsınız 46 mm bu arada. Kadın sürümlerinde ise 41 mm bulunuyor arkadaşlar. Onlar daha ince ve daha zarif tabii tasarlanmış durumda. Eğer kadınlar için bir akıllı saat arıyorsunuz, o modeller göz atabilirsiniz. Erkekler için arıyorsanız da Pro ve Pro olmayan modellere bakabilirsiniz. Pro ile Pro olmayan model arasında önemli bazı farklılıklar var. Mesela bu model EKG çekebiliyor. Pro olmayan modellerde bulunmayan bir özellik. Ayrıca bu modelin ön ekranı safir camdan tasarlanmış, gövdesi titanyum alaşım ve arka yüzü de seramik şeklinde bir malzemeden geliştirilmiş. Pro olmayan modellerde bu şekilde değil. Bence bu akıllı saatin en önemli yeniliklerden bir tanesi Harmony OS 5.0 ile gelmesi. Şimdi ne olacak diyorsunuz ki? 1-2
iki arayüz düzenlemesi var. Daha büyük ekranlar, daha böyle güzel tasarımlar gelmiş. Tamam, onlar zaten olacaktır, olmuştur. Daha bir tasarım yenilenmiş. Orada bir sıkıntı yok. Ama bence en önemli yenilik, artık mesajlara klavyeyle yanıt verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugüne kadar çok sordunuz bunu. Başka markaların saatlerinde vardı bu özellik. Harmony OS 5.0 ile birlikte bu özellik artık geldi. Ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sadece WhatsApp'ta değil, ben WhatsApp'ta denedim ama mesela bir SMS gönderirken veya diğer mesajlaşma programlarını kullanırken istediğiniz gibi çok rahat bir şekilde bu klavye özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu özellik önceki saatlere gelir mi? Bu konuda net bir bilgim yok arkadaşlar. Neden yok? Bu konuyla ilgili bir yol haritası açıklamadı Huawei. Açıklamadığı için de örneğin GT 4 Pro'ya gelecek mi veya GT 3 Pro'ya gelecek mi Harmony OS 5.0? Gelse de bu özellik gelecek mi? Bu konuda net bir bilgi yok. Gelebilir de gelmeyebilir de. Bunu soracaksınız muhtemelen, o yüzden ben de burada açıklamak istedim. Ayrıca şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Huawei bir telefonla eşleştirme yaptığınız zaman 12 dilde sesli mesaj okuma desteği de var arkadaşlar. Şimdilik Türkçe yok ama Türkçe dil desteği de olacağı bilgisini aldım. Bu akıllı saat eğer Huawei bir telefonla kullanırsanız gelen mesajları sesli olarak da okuyabilecek arkadaşlar. Bu detayı vermedim ama klasik olarak bu akıllı saat telefon görüşmesi yapmanıza imkan veriyor. Müzik çalabiliyor. Huawei GT 5 Pro akıllı saatin pil ömrü markanın açıkladığı rakamlara göre 14 güne kadar çıkabiliyor. Ben de yaptığım testlerde 10-12 gün arası bir süre buldum arkadaşlar. Bu da bence en müşkül pesent kullanıcıyı bile tatmin edecek bir süre. Onun da altını özellikle çizmek isterim. Ürünü kutusundan çıkan bir ucu USB tip A, diğer ucu da özel bir aksesuar şeklinde olan bir cihazla şarj ediyorsunuz. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Bu önemli bir detay. Eğer bu adaptörü unuttunuz, yanınızda değil ama akıllı saatinizin şarjı da bitiyor, İstediğiniz herhangi bir kablosuz şarj pediyle bu akıllı saati şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Gelelim hepinizin merak ettiği konu fiyata. Fiyatla ilgili elimde henüz bir bilgi yok arkadaşlar. Çünkü bu videoyu bu akıllı saatler tanıtılmadan önce hazırlamıştım ve henüz fiyatı belli olmamıştı. Ama benim kişisel tahminim 10.000 TL civarında bir fiyat etiketi olacaktır diye düşünüyorum bu akıllı saatin. Aşağısı olabilir, birazcık yukarısı olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı böyle bir fiyat olacağını düşünüyorum. Bence sunduğu özelliklere göre gayet normal ve uygun bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Günümüzde bu tarz akıllı saatler hatta başka markalarda belki daha da pahalı fiyatlardan satılıyor. Bu model bence eğer o fiyattan piyasaya çıkarsa oldukça iyi bir noktada olur diye düşünüyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei GT 5 Pro akıllı saatin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır, kalıyor arkadaşlar. Olabiliyor. Bazı eksikler olabiliyor mutlaka veya sizin merak ettiğiniz daha farklı detaylarda olabiliyor. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi, sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini bizzat yanıt veriyorum arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken sizden de bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız harika olur. Bu kadar emek veriyorum, bu kadar uğraşıyorum. Siz de bana kanala abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Beni sosyal medyadan takip etmek isteyenler varsa açıklamada linkleri var. Bütün sosyal medya hesaplarım orada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.